Selamlar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sos severlere bugün portakal sosu tarifiyle geldim arkadaşlar. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz 200 ml bardak ile 1 bardak portakal suyu, 1 bardak su, 1 yemek kaşık nişasta, 100 gram krem peyniri, yarım çay kaşık ucunda portakal kabuk rendesi, tuz, karabiber, yarım çay kaşık ucunda zerdeçal. Evet, sosumuz için tüm malzememiz bu kadar arkadaşlar. Bu sosumuzu nerede kullanıyorum ben? Balık kızartmalarında, balık file kızartmalarında, ördek, kas, tavuk bu şekilde kızartmaların yanına lezzetlendirmek için kullanıyorum. Sosum için gerekli olan malzemeleri de arkadaşlar. Nişastayı tencereme aldım. Yaklaşık 1 su bardak suyu, 1 su bardak portakal suyunu, portakal kabuk rendesinden yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da ilave edelim. 100 gram kadar krem peyniri, tuz, karabiber, zerdeçal bunları da ilave edelim. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal arkadaşlar, yarım çay kaşığı kadar karabiber. İlk başta fazla ilave etmeyelim. Daha sonrasında damak tadına göre tekrar ayarlayabilirsiniz. Hepsini güzelce çırpalım, karıştıralım. Orta ateşte sosumuzu kaynamaya bırakalım. Kısa bir süre sonra kaynamaya geçtikten sonra sosumuz kıvam alacaktır. Gördüğünüz gibi hem rengi hem tadı inanılmaz güzel oldu. Eğer portakal kabuk rendesini tamamını kullanırsanız acı olabilir. Bunun için lütfen tamamını kullanmayın. Ve gördüğünüz gibi sosumuz artık hazır. Kıvamı bu şekilde. Yoğun, akıcı bir kıvamda. Ben bunu balık filesi menüsünde kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi tavuk, ördek, kaz menülerinde kızartmalarda kullanabilirsiniz. Değişik lezzetler arıyorsanız bu sos tarifini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. Sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu videoları sizler için hazırlıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok sevinirim. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.